Günaydın. Türkan Hanım nasılsınız? Çok yorgunum doktor, çok yorgunum. Günaydın doktorum. Günaydın. Türkan cereyanda kaldı. Biraz ince giyinir de ciğerlerini üşüttü herhalde. Üşütmüş evet. Üşütmüş de ciğerlerini değil Sıtkı Bey. Karınız kafayı üşütmüş, haberiniz yok. Aman kurban olayım, yapma doktorum. Ütü, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklar. Türkansız biz en fazla bir hafta yaşarız. Allah ceza vermesin Sıtkı. İşte tam bu yüzden acilen bir psikiyatriste gitmeniz lazım Sıtkı Bey. Cem Danay. Cem Danay. Cem Danay'ı bulun psikiyatriye. Neden gülüyorsun Alice? Çok acayip bir tipiniz var. Gözlüğüm şekil önümden çekil yani. İnternet çocuğu işte. Adamı niye lafa tutuyorsun lan? Eşya olacak saati 1000 lira. Vurma ya. Tabii rahat dursanıza siz. Sizi teker teker alsam daha iyi olacak. Teker teker alacağım, biner biner çakacağım diyor vicdansız. Sıtkı bir sus, Allah aşkına bir sus. Peki Türkan Hanım, istediğiniz hayatı yaşayabiliyor musunuz? Ha? Vallahi istediğim hayatı yaşamaktan geçtim ben. İstemediğim hayatın kölesi oldum. Yani bir nevi. Çocuklar cep telefonuna Instagram şeysini yüklemişler. Anne diyorlar, niye resim koymuyorsun? Ben oraya ne resim koyacağım? Elektrik süpürgesini mi koyacağım? Toz bezini mi koyacağım ben oraya? Bez? Kimse beni anlamıyor. Cemal Süreyya gibi kendimi şiir yazmaya vurdum ben de. Şairim ben. Üçüncü yeni akımını başlatacağım. Genç kızların idolü olacağım. Duvarlara yazacaklar benim şiirlerimi. Melike Mutlu. Sonra imza gününde sevenlerimle buluşacağım. Hikayelerimden sinema filmi yapmak isteyecekler. Beşen 2K. Sinemalarda. Ay. Ali, kendini nasıl tanımlarsın? Yani bir tanıma ait olsan o hangi tanım türü olur ha? İntihara meyilli bir yapım var. Bu resimde ne görüyorsun? Ebemi. Şimdi saati 1000 liradan günde kaç kişi geliyor sana doktorcuğum? He? Sabah 9, akşam 5 mesai yapsan. 8 saatte 8 kişi gelse 8000 lira yapar zaten. Haftada 5 gün 40000 lira. Verginin zamanında ödüyor musun sen? Vergi dairesinde mi çalışıyorsun Sıtkı Bey? İyi para vallahi. Peki ne tür filmler düşünüyorsun? Yani romantik komedi, dram, aksiyon, macera hepsi birden. Ben romantik komedi çok seviyorum. Ben de. Julia Roberts'ın. Kendine gel Melike. Canım benim şu tabletini bıraksana. Gözümün içine bak ben de konuşurken. Tableti bırak. Tableti bırak, yemin ediyorum alırım yüzünü tırtıklı duvara sürterim seninle. Bak düz duvar seçmedim. Tırtıklı duvar seçtim. Senin ümüğünü sıkarım. Koy onu oraya. Koy. Türkan Hanım, hiç hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir konu var mı? Bakın ben kendimi bir robot gibi hissediyorum. Robot? Evet, bildiğiniz bir robot. Yani duyguları, hissiyatı olmayan bir robot. Yani robot Sıtkı'yla 216 gibi bir şeyiz biz yani. Bir nevi, bir nevi. Aha. Böyle devamlı kumandayla birisi, birisi tablet, birisi cep telefonu ellerinde böyle bütün gün bıt 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 bıt. Can dayanmaz. Bir hoş sohbet, bir hep beraber bir ortaklaşa bir şey. Ne bileyim, bir sinemaya gidilir, bir yemeğe gidilir. Yok bizde böyle bir adımız aile bizim yani. Bizim adımız aile ama ailem aile. Yok ortada maalesef. Ben niye hatalı olayım ki? Yani siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ailenin en normal bireyi benim. Açık konuşayım mı Bay Nanay? Ben daha küçüğüm. Hata yaparak öğreneceğim hayatı. Takmışlar bir elinden tablet düşmüyor diyorlar. Sanki onlar çocuk olsa çok farklı olacak. Siz Türkan Hanım
kaç yıldır tatile gitmiyor Enes? Hemen söyleyeyim. Yeni çünkü bunun bahsi geçmişti. 9 yıl olmuş. Sen 4 kişilik bir ailenin tatile çıkmasının kaç para olduğunu biliyor musun? Bilemezsin tabii. Ayda 160 kağıdı çatır 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 kestiğin için bilemezsin. Ayrıca benim tatil anlayışım farklı kardeşim. Tatil demek ne demek? Tabiatla bütünleşmek demek. Moda, Caddebostan sahili, mis gibi. Türkçe'de bak bak! Mangalda kül bırakmıyorum. Vay 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 vay! Mangalcının kırılığı yuvula bunlar. Bence bütün Marmara Denizi'ni doldursunlar kardeşim. Marmara Denizi'ni doldursunlar! İçine girip yüzmediğim denizi seyretsem ne olacak, seyretmesem ne olacak? Peki sizce suçlu kim? Şimdi bakın. Başta bana kendisini Tarık olarak tanıttı. Neden Tarık? Tarık Akan'a istinaden olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü o yıllarda çok sevdiğim için birkaç kere de galiba görmüş beni. Hep Tarık Akan filmlerine gidiyorum, şey yapıyorum falan. Herhalde etkilemek için, ona olan ilgi ve alakamı kullanmak için Tarık diyor. Müsaadenizle ben biraz gülebilir miyim? Sinirlerim. Anladınız değil mi beni? Tarık'a devam edelim. Yani şimdi burada suçlu kim? Suçlu kim burada suçlu? Baba. Neden? Ya annem babam demiştir de ondan. Annem babam demiştir. Ablam annem babam dedi diye babam demiştir. Ablamla annem babam dedi diye de babam diyorum ben. Şimdi Sıtkı Bey bakın bir problemimiz var. Ne oldu paşam? Bize verilen süreyi açtık 500 lira daha mı vereceğiz? Hayır hayır. Şimdi bütün aile bireyleri yaşadığınız bu iletişim kopukluğunun suçlusu olarak sizi işaret ediyor. Nankörler. Onların kendileri kopuk kardeşim. İletişim ne yapsın? 500 kağıdı sana ateşleyeyim. İhaleyi Türkan'a yıkalım. Ne dersin? Sıkı Bey lütfen konuyu değiştirmeyelim. Bakın 9 yıldır ailenizi tatile çıkarmıyormuşsunuz. Öyle mi? Hadi ya. Bakın artık karınızın delirmesi, çocuklarınızın böyle psikopat olması falan beni ilgilendirmez. Bakın bu ailenin reisi sizsiniz. Ben değilim. Göreviniz tatil. Göreviniz? Tatil. Güzel.